Merhaba arkadaşlar. Tekrar 32 ile karşınızdayım. 5 soruda yine nüfusun, Türkiye'de nüfusun temel özetleri bölümünü işleyeceğiz inşallah. Hemen bakalım. Evet, Türkiye'de nüfusun temel özetlerine bir bakalım. Birinci olarak Türkiye'de nüfusun yaş durumuna bakalım. Daha önceki videomuzda anlatmıştık. Nüfusu biliyorsunuz 3'e ayırıyoruz. 0-14 yaş çocuk ya da genç, 15-64 orta yaş yetişkin nüfus, 65 ve üstüne yaşlı nüfus diyorduk. Türkiye arkadaşlar eskiden genç nüfusu çok fazla olan bir ülkeydi. Tamam, günümüzde de genç nüfus oranımız yüksek ama arkadaşlar bu azalma eğiliminde. Yani 2020 nüfus sayımına göre yaklaşık %23 genç nüfusumuz, %9,5 yaşlı nüfusumuz var. Birleşmiş Milletler arkadaşlar %8 ile 10 arasına yaşlı nüfuslu ülke diyor. Yani biz de şu an yaşlı nüfus diyoruz. Onu geçtiğimiz zaman %10'u çok yaşlı diye geçecek. Demek o zaman Türkiye'de arkadaşlar genç nüfus oranı azalma eğiliminde, yaşlı nüfus ise nedir? Oran olarak artma eğilimindedir. Bu da bizim gelişmiş ülkelerin özelliğine doğru yavaş yavaş ne yapıyor? Gittiğimizi gösteriyor. O zaman genç nüfus oranımız azalıyorsa bağımlılıkta da azalma var diyebiliriz. Yaşlı nüfus oranımız artıyorsa demek ki ortalama insan ömrümüzde de uzama var diyebiliriz. Diğer önemli bir kavramımız ortanca yaş. Arkadaşlar nüfusu sayısal olarak tam iki eşit parçaya bölen yaşa ortanca yaş diyoruz. Ortanca yaşı belirleyen önemli şey doğum oranları. Eğer bir yerde, bir ülkede olabilir, bu bölgede olabilir, doğum oranları yüksekse ortanca yaş daha küçük olur. Eğer doğum oranları az, orta ve yaşlı nüfusun fazla olduğunu eğer biliyorsam orada daha yüksek diyeceğiz. Şöyle bir bakalım. Eğer ortanca yaş, doğum oranı fazla olan yerlerde ise rakamı daha küçük diyeceğiz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu gibi, çünkü doğum fazla buralarda. Eğer yok arkadaşlar, doğum oranı az ise, gelişmiş bir yer ise, buralarda ortanca yaşı daha büyük olarak söyleyeceğiz. Marmara ve Ege gibi. Diğer bir nüfusun temel özelliği cinsiyet durumu. Yani kadın erkek dediğimiz. Türkiye'de erkek nüfus kadın nüfustan azıcık daha fazladır. Yani çok belirgin bir fark yok. Bunu belirleyen temel faktör de sanayi ve göç alıp verme gibi durumlar diyoruz. Genellikle biliyorsunuz erkek nüfus göçe katıldığı için daha çok, %100 olmasa da çok büyük bir oranda, eğer göç alıyorsa bir şehrimiz, erkek nüfusun daha fazla olmasını bekleriz. Göç veriliyorsa eğer, orada da kadın nüfusun fazla olması beklenir diyoruz. Eğitim durumu. Eğitim durumu 6 yaş ve üstünü ilgilendiriyor arkadaşlar. Türkiye'de okur yazar oranı %97,2, yani çok yüksek bir rakam. Fakat şöyle bir detayımız var. Erkeklerde biliyorsunuz bu oran daha yüksek, kadınlarda maalesef biraz daha düşük. Özellikle Türkiye'nin doğu kesimlerine ve Güneydoğu'ya gittiğimizde, da kırsal kesimlere gittiğimizde okur yazar oranı daha da düşmektedir diyoruz. Batı bölgelerimizde ise nispeten daha yüksektir. Ekonomik duruma bakalım. Çalışan nüfus Türkiye'de en fazla üçüncü sektör dediğimiz hizmet sektöründedir. Tarımda ise en düşüktür. Erkekler ve kadınları karşılaştırdığımızda ise iş gücüne katılım erkeklerde daha fazladır diyoruz. Evet, kır ve kent nüfusuna bakalım. Türkiye'de şehir ve köy nüfusunu karşılaştırdığımızda kırsal nüfusu ilk olarak 1985 yılı nüfus sayımında şehir nüfusumuz kırsal nüfusu geçiyor arkadaşlar. Günümüzdeki oran ise %93 şehir, kır nüfusumuz ise %7 diyoruz. Fakat burada şöyle bir şey var, durum var arkadaşlar. Batıdaki yine bölgelerimizde şehir nüfusu fazla iken Marmara, Ege, İç Anadolu gibi, Karadeniz ve Doğu Anadolu gibi, yani kırsalda yaşayanların fazla olduğu yerlerde ise şehirleşme düşük diyoruz. Yine büyük şehirlerimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Gaziantep, Antalya gibi büyük şehirlerimizde ise şehir nüfusumuz yine çok büyük bir şekilde fazladır diyoruz. Şöyle bakacak olursak en fazla arkadaşlar şehir nüfusumuz Marmara'da, en az doğu bölgelerimizde, özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu gibi yerlerde diyoruz. Yine şöyle bir notumuzu da görelim. Arkadaşlar Türkiye'de şehir nüfusunun bu kadar yüksek gözükmesinin sebebi biraz da kanundaki değişiklikten dolayı. 2014 yılında büyük şehir yasası değiştirilmişti. Ondan dolayı şehir nüfusumuz şimdi biraz daha fazla gözüküyor. Neydi peki bu kanun? Arkadaşlar büyük şehir yasasında tüm ilde yaşayan köydekiler de şehirde yaşıyormuş sayılıyor. Yani bir büyük şehir, örnek verelim Ankara. Halbuki Ankara'nın köyleri var ama burada köyler de büyük şehrin
mahallesi gibi sayılıyor artık bu yeni sistemde. O yüzden bütün büyük şehirlerin tüm nüfusu köyleri dahil olmak üzere şehirde yaşıyor sayılıyor. Böyle olunca ister istemez şehir nüfusumuz oran olarak ne yapıyor? Daha yüksek çıkıyor. Onu da söylemiş olalım. Geldik sorularımıza. 1. Türkiye genç nüfuslu ülkeden yaşlı nüfuslu bir ülkeye doğru geçiş yapmaktadır. Doğru diyoruz arkadaşlar. Bizde de doğum oranlarında düşme var. 2. Ortanca yaş gelişmiş ülke ve bölgelerde daha yüksektir. Doğru diyeceğiz. Doğum oranı yüksek olan geri kalmış bölgelerde daha düşüktür. 3. Türkiye'nin nüfus piramidi tabanı geniş olan bir şekle sahiptir. Yanlış diyoruz. Türkiye'nin nüfus piramidi tabanı daralmıştır arkadaşlar. 4. Göç alan yerlerde genel olarak erkek nüfus artış gösterir. Doğru diyoruz. Çünkü ev geçindirmek genellikle ülkemizde erkeklerin sorumluluğunda varsayıldığı için ilk önce yer değiştiren genelde nedir? Erkek nüfustur. 5. Okuryazarlık oranı Marmara ve Ege bölgelerimizde yüksektir. Doğru diyoruz arkadaşlar. Evet, videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başarılar diliyorum sizlere.